yapıyorsun? Ne yapıyorsun Burak? Of! Yapma. Bebeğim, sabah şeriflerin ayrılmamış. Bakıyorum güne atar umudunda başlamışsın. Sen de her zamanki gibi jöle kıvamındasın. Üf! Serra işini ne yaptın? Akşamki partiye gelmek nerede bildin mi? Yani Serra'nın aklını başından alacak bir jest yaptım. Ben o işi olmuş sayıyorum. Olmuş gibi saymak yetmez Burak. Oldurt. Anladın mı? Böyle ergen veletler gibi davranırsan kız elinden kaçırırsa söyleyeyim. Allah Allah, ne oluyor şimdi sabah sabah ya? İyi günler. Ben okuldaki mevcut iş ilanları ile ilgili bilgi alabilir miyim acaba? Üniversite mevcut web sitesinden görebilirsiniz açıktaki pozisyonları. Yok. Yani öyle önemli pozisyonlardan ziyade böyle kafede, restoranda bir boşluk varsa diye sormak istedim. Ben ya bir yakınım için iş bakıyorum da ben. Buyur Selim'ciğim. Günaydın. Ben Serra'ya bakmıştım da. Hayırdır, sen de mi beni takip ediyorsun? Yok. Seni takip eden başka biri mi var? Büyük kafede bir elemana ihtiyaç olduğunu duymuştum ama orası da ihaleyle aldığından biz ilgilenemiyoruz. Yetkili firma buluyor elemanı. Hmm, öyle mi? Peki, teşekkürler. Kolay gelsin. İş falan mı arıyorsun? Yani yardımcı olabilirim eğer öyle bir durum varsa. Şey, ben aslında bir yakınımın kızı için iş bakıyorum. Yani okula da sorayım dedim. Belki uygun bir pozisyon vardır falan diye. Hı hı. Gerçi kız asabi. Tuhaf bir tip yani. Yalancı da. Asabi, yalancı. Başka bir sıfat daha var mı? Yok yani canım, ben de biraz abarttım da. İyi misin? İyiyim. Yani Nazım da iyi kızdır. O kadar da kötü bir kız değil aslında yani. Çok da yalan söylemez, çalışkandır da. İyi tarafları da varmış arkadaşın. Ben korktum az önce o kadar şey söyleyince. Bu arada bizim kafeyi işleten Fehmi abiye mesaj attım. Nazlı'ma söyle, işin oldu bilsin. Ha. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Normal safsın diyorum Burak. Neyini anlamıyorsun? Sen şimdi benim ne saflığımı gördün de durup dururken böyle ahkam kesiyorsun müzik. Tatlısı, sen böyle oturduğun yerde gerçekten Serra'yı tavlayacağını mı düşünüyorsun? Tatlısı, kız nasıl tavlanır bırak onu da ben bileyim ha. Her konu hakkında bir fikrim var, bir yorumum var, bir dur ya. Ben sana daha açık konuşayım. Selim Serra'dan hoşlanıyor. Bence. Saçmalama. Sen bana güven. Hislerim beni yanıltmaz. Ama öyle Selim'in kızı bendinden falan değil yani. O varoş kedisi hiç Selim'lik değil çünkü biliyorum. Biricik yorum yapmayı bırak, sadede gel. Niyetim seni üzmek değil. Sadece uyarmak. Bence Selim'in amacı skor tabelasına yeni bir çentik atma çabası. Biliyorsun onu, tanıyorsun. Her şey onun olsun ister. Herkes ona ait olsun ister. Ben söyledim Selim'e. Dedim Serra'yı beğendiğimden bahsettim, sanki tutuluyorum dedim. Bana rağmen yapmaz benim kardeşim öyle bir şey. Tamam, tamam. Hello. Hello. Akşam yemeğe nereye gidiyoruz, karar verdik mi? Ay sizin de sohbetinize doyum olmuyor ya. Üf. Hello millet. Ay iyi ki geldiniz Zeynep. Çünkü bu ikisinin de ağzını bıçak açmıyor yani. Konuşmuyorlar hiç. Bilin bakalım gelirken kimleri gördüm? Kimleri gördüm?
Serra ve Selim. Ne olmuş gördüysen? Aşırı samimi bir şekilde sohbet ede ede yürüyorlardı desem. İster misin şimdi bu Selim gitsin Serra'ya aşık olsun? Yani kan gövdeyi götürür. Yani bilemiyoruz tabii. Erkek sonuçta. Her çiçekten bal almaya bayılırlar. Benim öğrenci işlerine gitmem lazım. Biraz işim var. Kardeşim. Nesi var bizimkinin? Ay vallahi bana hiçbir şey sorma. Ben bilmiyorum. Sabahtan beri ikisini de konuşturmak için yapmadığım cambaz kalmadı çünkü. Biricik, ne oldu sen bilirsin. Bilmiyorum. Öğrenci işlerinde halletmesi gereken bir iş varmış yani. Kalkarken öyle söyledim sen. Ben merak ettim. Gidip bir bakayım en iyisi. Bekle bekle, ben de geleyim. Sıkıldım zaten. Kaçtım ben kıza. Kalk kalk kalk. Hadi kaçırmayız bunu. Kalk. Bitirdin mi ödevini sen Serra? Bitirdim de çok zorlandım. Sen zorlandıysan kendimi düşünemiyorum ben. İyi bari gidelim de kütüphaneyi bitirelim şu ödevi. Bir saniye bekle, ben hemen geliyorum. Serra. Sakın bir daha evime bir şey göndereyim deme. Senin evine ben çiçek gönderdim. Neden böyle abarttın anlamadım. Evet, yani bunu da gönderdim. Çünkü akşamki partide giyersin diye düşündüm ben. Ha, sen partiye geleceğime emindin, ne giyeceğime de karar verdin yani. Hayır canım, tabii ki öyle bir şey yok. Yani ben yürüyordum, vitrinde gördüm, sana çok yakışacağını düşündüm. Düşünme, düşünme, lütfen beni düşünme. Mümkünse aklından bile geçirme. Serra, alt tarafı bir çiçek, bir de elbise. Şu an niye bu kadar tepki verdin, ben anlamadım. Ya istemiyorum. Seni etrafımda görmek istemiyorum. Uzaktan bile görmek istemiyorum seni. Bu kız da herkese mavi boncuk dağıtıyor arkadaş ya. Yani bu bizim gördüğümüz kısmı. Kim bilir kimler vardır bu mavi boncuktan faydalanan. Saçmalamayın. Kızı tanımıyorsunuz bile. Serra. Bak, iki saattir seni alttan alıyorum, eziyorsun, gürlüyorsun. Sesimi çıkartmıyorum ama haddini bil. İyi de Zeynep, sen az önce Serra'yı bahçede... Burak Serra'dan hoşlanıyor. Nasıl ya? Sen ciddi misin bayağı? Anlamadım bir şey. Ben Burak'ı daha önce hiç böyle görmemiştim. Öyle söyleyeyim. O mahallendeki serserilere davrandığın gibi davranamazsın bana. İtinayla saklamaya çalıştığımız o iğrenç yüzümüz ortaya çıkmaya başladı bakıyorum. Yok. Bunlar basbayağı kavga ediyor. Hiç öyle aralarında aşk meşk durumu varmış gibi durmuyor şu an. Bence kızın ilişki yaşama şekli bu. Kaostan besleniyor. Ya sen kıt mısın? Ben seni görmek istemiyorum. Etrafımda olmanı istemiyorum. Hayatımın bir parçası olmanı istemiyorum. Serra. Doğru konuş. Bırak oğlum. Bas tokatı. Serra, ne yapıyorsun? Bırak. Bırak. Bırak, bırak, bırak. Selim, bırak kolumu. Bırak. Ne yaptın kıza tokat attıracak kadar? Sen kapa çeneni. Tamam. Selim, kolumu bırak. Ah Burak. Ya şu uğursuz kız yüzünden yaşadığımız şeye bak. Bu çocuk bunu hak etti mi şimdi? Koş, belki yetişirsin. Koş.